Tamam tamam, sen takma bir şey. Halledeceğiz. Tamam, ben de. Selim, ben gidiyorum. Bir saniye. Şimdi sana Fehmi diye birisi numarasını vereceğim. Onu yazarsın. Bunun çevresi çok geniş. Siz yeni başladınız galiba, değil mi? Efendim? Selim'le diyorum. Yeni başladınız herhalde. O nereden çıktı anlamadım. Resmi açıklama yapmaya hazır değilsiniz. Bunu anlıyorum. Ama benden söylemesi. Dikkat et. Bu çocuğun hayranı çoktur. Şeytan tüyü var bu çocuktan. Üniversitede de böyleydi. Bir ortama girsin. Birisinden biri mutlaka yazar. Dikkatli ol. Gözün üstünde olsun. Sen anlamadın galiba. Aramızda bir şey yok diyorum. O yüzden isteyen istediği gibi yazsın. Eğleniyor musun? Hı hı. Şahane. Sen de bir şeyler çalabiliyor musun kardeşim gibi? Kardeşin gibi mi? Ya Selim gibi işte. Sen de gitar falan çalabiliyor musun? Yok artık. Kardeş değiliz biz. Affedersin. Ben sizi öyle yakın görünce, sen de gidelim falan deyince ben sizi kardeş sandım. Neyse. Görüşürüz içeride. Hayırdır oğlum bu saatte? Pek hayır değil hala. Ne oldu? Saadet teyzenin kızı yok mu Melek Melek? Evden kaçmış eksik etek. Bir haftadır ortalıkta yok. Beni niye aradın? Bilmiyor musun oğlum? Ya tamam hala, biliyorum. Sen onlarla konuşmuyorsun, görüşmüyorsun. Sildin süpürdün de. Yani kız İstanbul'a gelmiş. Saadet teyze de tutturdu birlikte gidelim diye. Biz de çıktık. Yani kız belki yardım için seni arar diye merak etme dedim. Ben onlarla yıllardır görüşmüyorum. Sakın beni bu işe bulaştırıp başım belaya sokmayın. Ben buradan ekmek yiyorum. Bak işimden gücümden olurum ha. Tamam alam. Haberin olsun diye aradım ben. Biz zaten kızı bulur alır gideriz memlekete. Benden uzak, Allah'a yakın olsunlar. Bir daha da bu iş için beni arama Adem, kalbini kırarım. Şahane geceydi birader. İlk zammın alınca da bekleriz. Ayıp ediyorsun oğlum, lafı mı olur? İyi akşamlar. Hadi Selim. Hadi bekletme kontesi. Başım belaya girmesin. Gidiyor musun? Evet, yarın iş var. Tanıştığımıza sevindim. Ben de, görüşürüz. Hem zaten sık sık dinlemeye gelirsin. Umarım. Yani buralar ne kadar devam ederim bilmiyorum. Neden? Performansın gayet iyiydi. Yani Ardalar kolay kolay bırakmaz seni. Onunla ilgisi yok. Neyse. Hoşça kal. Ne oldu? Yemi kere aramışsın. Ne? Annem mi gelmiş? İnanmıyorum ya. Bir şey diyeyim mi? Artık umurumda bile değil. Annemden de abimden de korkmuyorum. Ben o konservatuar sınavına gireceğim. Ve buna hiç kimse engel olamayacak. Sen pek eğlenemedin bu gece. Yo, gayet güzel eğlendim. Senin mega sosyal kişiliğin karşısında eğlenmemek mümkün mü? Bravo. Ne oldu şimdi? Ne bu tavır? Hiç canım, sadece şaşırdım. Takılıyorum. Alınma hemen. Canan, ben sana gerçekten espri yaptım ama
Sen bayağı ikinci misin? İkinci miyim? Evet. Ama neyse boş ver. Alıştım artık. Tamam. Özür dilerim. Ne yani? Sen şimdi kendi iradenle biri seni zorlamadan benden özür mü diledin? Vay be. Canan Yürükan benden özür diledi. Celal, Sultan ablayı nasıl oyalayacağımı bilmiyorum. Ben gidip kızımı arayacağım diye tutturdum. Aman ha, Maksut'un bütün adamları yakalandı ama gene de belli olmaz. Allah cezasını versin onun. Kahramandan haber gelmeden buradan çıkmak yok. Sen de çıkmayacaksın, tamam? Tamam. Bir daha arasana kahramanı. Aradım. Sultan anne biraz yatışsın, ben de çıkacağım. Zaten korumalar dışarıda. Bir şey olursa hemen beni ararsın. Merak etme. Sen de. Aferin senin. Gazete okumanın sırası mı? İşe geç kalacaksın. Bir torba zar işiteceğim sonra. Kalktığımdan beri azar yediğim için yenisine daha hazırlıklıyım. Hayır, sanki kızı ben kaçırdım anne. Sana ne el alemin kızından? Kaçtıysa kaçtı. Ondan değil oğlum ya. Adem abi müştür arıyor. Gece biraz sert çıktım çocuğa. Üzüldü. Ayıp oldu tabii. Onun ne günahı varsa bütün acımı ondan çıkardım. İlla bir yüzünü göreyim hala deyip duruyor. Git o zaman anneciğim, yani hem Adem abiyi görmüş olursun hem de dayından havadisleri alırsın. Aman git demesi kolay, bir dünya iş var. İzin verirler mi ki? Gülsüm idare eder anacığım, sıkma sen canını. Hem zaten yakında işi bırakıyorsun. Nasıl olacakmış o? Oğlum artık çalışıyor. Senin de emeklilik zamanının geldi Aysel Sultan. Aslan oğlum benim. İnşallah o günleri görürüm. Bak ne diyeceğim. Bugün Kıymet Hanım'dan tüm gün için izin al. Akşam seni yemeğe çıkaracağım. İlk maaş yemeği. Aman oğlum, koskoca konağın yemeğini yaptığında bir dışarıda yemesi kaldı. Düşünmen yeter, yedim sen. Hayır efendim. Bu akşam gidiyoruz. Yürükanlar da dışarıdan yesinler. Ne bileyim, pizza falan söylesinler. Bak, akşam güzelce hazırlan. Yakışıklının biriyle randevum var, tamam? Deli oğlum benim. Giyinemedin mi sen? Ya hiç spor kıyafetim yok benim. Aa, koskoca holdingin varisisin. Yani spor kıyafetlerle mi gideceksin işe? Gayet şıksın işte her zamanki gibi. Çok sıkıcı. Ne oluyor Canan? Sıkıcı olduğumu düşünenler var da. Hmm. Selim gibi mi? Mesela. Hı? Değil mi? Kaldın öyle. Ne oluyor Allah aşkına Selim'le böyle gece gezmeleri falan? Anlat bakalım. Aman anne, konu nereden nereye geldi? Çocuk ilk maaşını almış, yemek ısmarlamak istedi. Ne var bunda? Ay saçma saçma konuşma Canan. Hizmetçilerin çocuklarıyla mı gezeceksin? Görmeyeyim bir daha, tamam mı? Gitsin kendi arkadaşlarını ısmarlasın. Ne ısmarlayacaksa canım. Ya of anne. Gören de sevgili falan olduk zannedecek. Aman Allah korusun. Deme öyle. Tersine falan gelir, yanlış bir şey olur. Aa. Sen gerçekten abarttın. Amcamdan haber var mı? Sen onu söyle. Aman. Boşuna ver veleye veriyorlar ortalığı. O yine Elif'i almış, Bodrum'a falan gitmiştir. İkisi şezlongda karşılıklı keyif yapıyorlardır. Kışıksın böyle.